9 Ocak Cumartesi sabahından günaydın sevgili izleyenler. Halk TV ekranlarında hafta sonu sabah bülteniyle karşınızdayız. Gündemin ve haftanın öne çıkan tüm gelişmelerini derledik. 2 saatlik bültenimiz içerisinde sizlerle paylaşacağız öne çıkan gelişmeleri ve gazete manşetlerine bakacağız. Hangi başlıklar nasıl ele alınmış sizlerle paylaşacağız. Her hafta olduğu gibi koronavirüs gündemiyle başlayacağız yine bu haftada. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar var. Vaka sayıları düşüyor mu? Aşı nerede? Aşı geldi ama ne zaman uygulanacak? Bu soruların cevabını arayacağız. Şimdi ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa için paylaştığı bir bilgi var. Şöyle söyledi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa valilerimiz ve il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı görüşüp salgınla ilgili durum değerlendirmesi ve aşı hazırlıklarını ele aldık. Son 2 hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayılarında %40, Ankara ve Bursa'da ise %60 oranında düşüş oldu dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bu açıklamayı yaptı. Peki şimdi dönelim aşı konusuna. Aşı nerede? Aşı Türkiye'ye geldi. Bu bilgiler paylaşıldı. Aralık ayı sonuna doğru aşı Türkiye'ye geldi ama geldi mi, gelecek mi, ne zaman uygulanacak konusu Aralık ayı başından itibaren bir muamma içerisindeydi. 3 kere ertelendi aşının Türkiye'ye gelmesi. Tam 3 kere ertelendi. Neyse ki sonunda geldi. Ama 10 milyon doz denen aşı daha az miktarda geldi Türkiye'ye. Bizler sormaya devam ediyoruz. Aşı nerede diye. Şimdi aşı ile ilgili son gelişmelere bakalım. Sonra koronavirüs gündemiyle devam edeceğiz. Bedeli ne olursa olsun dedik. Biz bu aşıları da alacağız. İlaçları da alacağız. BioNTech'ten gelecek 550 bin doz aşı ne oldu? 10 milyon doz Çin'den gelecek. Sinovac aşısı 3 milyon geldi. 7 milyon ne oldu? Şu anda Çin'den ilk parti 3 milyon olarak geldi ama bu 50 milyona kadar çıkacak. 3 milyon doz aşı kaç kişiye yetebilir? Cumhurbaşkanı yine rakam verdi ama zaman vermedi. Çin'den 50 milyon aşı gelecek. Aşılar için bedeli ne olursa olsun alacağız dedi. Ben bir devlet başkanı olarak ya şunu niye yapmadık veya yapmadım dememeliyim. Çünkü ben yarın milletime karşı bu sorumluluğu taşıyamam. 50 ülke aşılamaya başladı zaten. Geç kalmanın, özellikle sağlık çalışanlarının aşılanmasında geç kalmanın maliyeti çok büyük. Dün yine bir sağlık çalışanımızı, bir doktorumuzu COVID nedeniyle kaybettik. Polemik sürerken herkesin aklında aynı soru. Dünya 15 milyon insandan fazla kişiyi aşıladı. Türkiye ise henüz bir kişiyi bile aşılayamadı. Çin'den gelen 3 milyon aşı hala kontrol aşamasında. Şu anda Çin'den ilk parti 3 milyon olarak geldi ama bu 50 milyona kadar çıkacak. Aynı şekilde hemen hemen bir o kadar da Almanya'dan gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine zaman vermedi Alman aşısı için ama çıtayı yükseltti. Sözlerden Alman aşısının da 50 milyon doza kadar gelebileceği anlaşıldı. Ama Sağlık Bakanı Mart sonuna kadar 4,5 milyon doz gelecek demişti. Profesör Doktor Uğur Şahin ve ekibiyle BioNTech aşısının ülkemize gelişiyle ilgili son planlamaları ele aldık. Yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak. Sağlık Bakanı BioNTech aşısının mimarı Uğur Şahin'le görüştüğünü sosyal medya hesabından duyurdu. Alman aşısı için rakam ve zaman vermedi bu kez. Toplam Aralık, Ocak ve Şubat ayında 50 milyon aşı için imza atıldı. Sayın Bakan'ın söylemiş olduğu toplam 50 milyon dozluk aşının da görüyoruz ki temin edilemeyeceği ve diğer aşı üreticileriyle görüşmelerin devam ettiğini zaman zaman Sayın Bakan açıklamalarında dile getiriyor. Teslim aldığımız aşılar için güvenlik testleri devam etmektedir. Testler tamamlanır tamamlanmaz sonuçların uygun olması halinde acil kullanım onayı verilecektir. Yerinde, zamanında ve yeterli miktarda aşıyı dahi temin edemiyorsunuz ve aşısını kendi üreten ülkelerin himmetine muhtaç duruma gelmiş durumdayız. Türkiye heyecan ve merakla Çin aşısının deneme sonuçlarını beklerken Avrupa Birliği Pfizer ve BioNTech'ten yaptığı alımı 2 katına çıkardı. 300 milyon doz almıştı. Dozu 600 milyona çıkardı. Tüm ülkeler neyi yapıyorsa şu anda biz de onu yapıyoruz. Yani yarın ben bir devlet başkanı olarak ya şunu niye yapmadık veya yapmadım
dememeliyim. Şu an için net olan rakam Çin'den gelen 3 milyon doz aşı. Onay çıkarsa 1,5 milyon kişiye yapılacak. Öncelikle sağlık çalışanlarına. Akıllarda hassas sorular, diğer milyonlar merakla bekliyor. Koronavirüs aşı çalışmaları konusunda toplum aşılanmaya başlayalı itibariyle tam bir ay oldu. Bir ay önce aşılanmaya başlamıştı. İngiltere'de yapıldı ilk aşıda. 90 yaşındaki bir vatandaşa koronavirüs aşısı ilk uygulanmaya başlamıştı. Aradan bir ay geçti. Tüm dünya aşılanmaya devam ediyor ama Türkiye'de hala aşılama başlamadı. Öncelikle sağlık çalışanları olduğu söyleniyor. Bir takım incelemelerden geçtiği söyleniyor o Çin aşısının ama henüz bir sonuca varılamadı ki bir aşılama başlamadı. Çin aşısı konusunda 3. faz çalışmaları konusunda açıklamalar da var. %78 oranında etkili olduğu açıklaması var. Ama henüz Türkiye'nin yaptığı bir açıklama yok. Faz 3 çalışmaları devam ediyor. İncelemeler devam ediyor açıklamaları eşliğinde. Şimdi devam edelim koronavirüs tablosuna bakalım. Dün akşam itibariyle yani 8 Ocak 2021 tarihli koronavirüs tablosunda vaka sayısı 11.429 olarak görünüyor. Geçtiğimiz hafta 9.000'leri gördük biz ama bu hafta tekrar 11.479 vaka sayısını görüyoruz. Yeni hasta sayısı 1.291, vefat sayısı ise 186. 186 vatandaşımız maalesef koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ailelerine sabır dileklerimizi iletiyoruz elbette. Şimdi devam edelim. Ağır hasta sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ağır hasta sayısına sürekli dikkat çekiyor. 3.094 olarak görünüyor. Ağır hasta sayısında da bir azalma söz konusu. Peki bu azalmalar yoğun bakımlara yansıyor mu? Bu azalmalar gerçekten sahaya yansıyor mu diye sorduğumuzda da uzmanlardan da bu yönde doğru yönde bir açıklama aldığımızı söyleyebiliriz. Şimdi devam edelim. 9 Ocak 2021 tarihindeyiz. Cumartesi sabahındayız. Gazete manşetlerine bakmaya devam edeceğiz. Elbette siyasi gelişmeler var. Boğaziçi'ne gideceğiz. Boğaziçi öğrencilerinin yaptığı, hazırladığı bir klip var. Ekranlarınıza onu getireceğim. Amerika Birleşik Devletleri bu hafta içerisinde karıştı. Bir kalkışma yaşandı. Peki son durum ne? Yine sizlerle buluşturacağız ama önce bir gazeteler diyelim. Evrensel Gazetesi'ndeyiz. Evrensel Gazetesi manşetine vazgeçmiyoruz başlığını atmış. Boğaziçi'ni ele almış. Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum rektör atanmasına tepki eylemleri Boğaziçi'nde de diğer üniversitelerde de devam ediyor. Bilimsel ve akademik özellik talebimizden vazgeçmiyoruz diyor öğrenciler. Geçtiğimiz hafta tam da cuma akşamı açıklanan bir resmi gazeteyle atanmıştı Boğaziçi'ne rektör. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla atanmıştı. Tepkileri de beraberinde getirmişti öğrenciler. Biz kendimiz rektörümüzü seçmek istiyoruz şeklinde eylemlerini yapmışlardı. Bu hafta içerisinde süregelen bir eylemlik hali var. İstifa çağrısı var. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri rektörlük önündeki eylemlerine devam ettiler dün de. Üniversite senatosunun ilkelerini hatırlatıldığı ve bu ilkelere uyulmasının istendiği eylemde istifa çağrısı da yapıldı, sandık kuruldu. Öğrenciler bir kez daha protestolarla nöbetleşe devam ettiler ve Yıldız Teknik, Hacettepe, Gaziantep Üniversitesi öğrencileri de Boğaziçi'lilerin yanında olduklarını belirterek rektörlerin üniversite bileşenleri tarafından seçilmesini talep ettiler. Üniversitelere yönelik topyekin saldırılara dikkat çeken açıklamalarda sorunların ve taleplerin ortak olduğuna işaret edildi ve il il diğer üniversitelerden de öğrencilerin o tepkileri fotoğraflanmış. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde vazgeçmiyoruz başlığıyla yer bulmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün cuma namazı çıkışı açıklama yaptı. Boğaziçi Üniversitesi'ne kendi atadığı rektör konusunda bu soru soruldu. Öğrenciler eylemdeler. Öğrenciler bunu istemediklerini söylüyorlar. Ne diyorsunuz diye soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı bu yönde. Ve dedi ki şahsım Bulu'yu Boğaziçi'ne layık gördü dedi. Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır. YÖK'ün şahsıma teklif ettiği isimler içerisinden ki 9 isim bana teklif edilmiştir. Ve bu 9 isim içerisinden de
bana yasaların vermiş olduğu yetkiden hareketle Melih Bey'i rektör olarak seçtik ve Boğaziçi'ne layık gördük. Ve ben Melih Bey'in de orada çok çok başarılı olacağına inanıyorum. Peki rektör Bulu kim? Bilge Cansız'ın ismini duymaya başladık ama biliyorsunuz öğrencilerin eylemlerinde dışarıya da çıktı. Öğrencilerin yanına da indi, alkışladı. Kendisini de yuhlayan öğrencilere alkışladı. Birçok soru soruldu öğrenciler tarafından Bulu'ya ama hiçbiri yanıt bulmadı. Bilge Cansız'ın öğrendik Melih Bulu'nun adını dedik. Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörünün geçmişini öğrenmek isteyenlerse bembeyaz bir sayfayla karşılaştılar. YÖK'ün veri tabanında dahi tek bir bilgi dahi bulunamadı. Türkiye Melih Bulu adını bir gece yarısı Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanınca duydu. Bulu'nun akademik başarılarını, daha önce bulunduğu idari görevlerini öğrenmek isteyenlerse beyaz bir sayfayla karşılaştı. YÖK sitesine girdiğiniz zaman Boğaziçi Üniversitesi'ne iki gün önce atanan rektörle ilgili tartışmalar sürmekte. Yükseköğretim Kurulu'nun listesinde yer alan 127 rektörden sadece 3'ünün verilerine erişilemiyor. Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel, Gaziantep İslami Bilimler Üniversitesi Rektörü Nihat Hatipoğlu ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu. Rektör olacak olan kişilerin kendi özgeçmişlerini listeler halinde hemen YÖK'e iletmesi zaten atanma sürecinde bu kriterlerin incelenmesi gerektiği için bunların hemen siteye konması gerekir. Akademik geçmişi bilinmeyen Melih Bulu'nun YÖK'ün rektörlük şartlarını sağlayıp sağlamadığı da bilinmiyor. Tek yetkili Cumhurbaşkanı. Verdiği emirle yasaları istediği zaman değiştirebiliyor. Bulu'nun intihal içerdiği öne sürülen doktora ve diğer tezlerine de ulaşmak kolay değil. YÖK'ün internet sitesinden Türkiye'de son 40 yılda hazırlanan yüz binlerce akademik teze erişilebiliyor. Bu işte üniversitede bugüne kadar emek vermiş nitelikli akademisyenlere yapılan önemli bir saygısızlıktır. Ancak Melih Bulu'nun yüksek lisans ve doktora tezlerinin tam metinlerine ulaşılamıyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri yeni rektör Melih Bulu'ya karşı eylemlerini sürdürürken okul yönetiminden de çarpıcı bir karar çıktı. Boğaziçi Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu'yla Bulu'nun tanışma toplantısı iptal edildi. Eğer rektör bunları toplayamaz veya demokratik haklarını kullanan dekanlar ve senatörler istifa ederlerse bunların yerine yenisini seçmek zorundadır. Yenileri de bu görevi kabul etmezse dışarıdan yeni akademisyenler Boğaziçi Üniversitesi'ne atayarak kendine özgü senato ve yönetim modelleri saptayabilir. Arkadaşlar, Melih Bulu rektör olabilir mi? CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da öğrencilerin yanına gitmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili de konuştu. Terörle ilişkilendirdi ve terörist ilan etti CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nu. Boğaziçi Üniversitesi'ni ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'nın da hedefinde oldu. Oranın önüne terör iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var? Zaten kendisi bir DHKPC militanıdır. Suçlamalar peş peşe geldi. Ana Muhalefet Partisi'nin İstanbul İl Başkanı terörle ilişkilendirildi. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin partili rektör atamalarına yönelik protestolarında gençlerin yanına giden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'nın hedefindeydi. Bir siyasi parti il başkanının üniversitedeki bir rektör atamasında oranın önüne terör iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var? Kaftancıoğlu Soylu'ya sosyal medya hesabından yanıt verdi. Cumhuriyet Halk Partisi ve il başkanları illerindeki tüm kesimlerin sorunlarıyla ilgilenir, takipçisi olur ve haklı mücadelenin yanında yer alırlar. Kibir göstermez, davetlere de icabet ederler. Ülkenin huzurunu bozmak isteyen siyasileri de çok gördüm. Ama bu tezgaha bu ülke bir kez daha düşmez. Kıskanmayın ne olur. Çalışın, sizin de bizler gibi il başkanlarınız olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir adım ileri taşıdı suçlamaları. Doğrudan militan dedi. Öğrencilikle alakası olmayan, işte CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada
Zaten kendisi bir DHKPC militanıdır. İddia büyük, suçlamalar ağır. CHP sözcüsü Öztrak, ağzına geleni söylemesi ruhi sıkıntı göstergesi dedi. Bu suçlamayla ilgili olarak İstanbul İl Başkanımız gerekli yasal yollara vakit geçirmeden başvuracaktır. Bunlar öğrenci değil. Sorumluluk makamında oturanlar 10 parmaklarında 10 kara sağa solu suçlamaya başladıkları andan itibaren bu işlerin nereye gideceği belli değildir. İşte bu komandolarla birlikte olacağız. İşte evlatlarımızla, üniversitedeki evlatlarımızla birlikte olacağız. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bu sözlere yanıtı vardı elbette ve açıklama yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı çatısı altında girdiğimde seçimlere İstanbul'da önemli bir seçim başarısı elde etmiştir. Bu başarıyı bir türlü hazmedemeyen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından CHP İstanbul İl Başkanı olduğum andan itibaren sürekli ve sistematik saldırı altında asılsız suçlamalara, dayanaksız ve delilsiz ceza davalarına ve hakaretlere maruz kalmaktayım dedi. Ve bugün de AKP Genel Başkanı yalanlarına bir yenisini daha ekleyerek DHKPC militanı olduğum safsatasında bulunmuştur dedi. Bu açıklama suçlamasına ilişkin elinde hangi delil varsa derhal kamuoyuna açıklamak zorundadır dedi Kaftancıoğlu. Ve ayrıca AKP Genel Başkanı'nın son iftiraları ve hakaretleri karşısında sessiz kalmayacağımı, Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat hakkında hakaret, adil yargıyı etkileme ve yargı görevini yapanı etkileme teşebbüs suçlarını işlemesi nedeniyle suç duyurusunda bulunacağımı ve tazminat davası açacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DHKPC militanı suçlamasına. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bu yanıtı verdi. Şimdi devam edelim Boğaziçi ile Boğaziçi'nde yaşanan eylemlerle sevgili izleyenler. Boğaziçi'nde Yuh Yuh klibi hazırladı öğrenciler. O klibi ekranlarınıza getireceğiz ve Rektör Bulu'ya göndermelerde bulundular bu klipte. Sen rektör değilsin, seni seçmedik, atanmış kayyuma biat etmedik. Buna rağmen koltuğunda kaldın, buna rağmen koltuğunda kaldınsa yuh diyor. Şimdi o hazırladıkları klibi bir izleyelim. Turn it.
sadece atanmış rektör değil, seçilmiş bir rektör istiyorlar. Bu nedenle bir hafta boyunca eylemlerine devam ettiler. Son olarak da bu klibi hazırladılar. Eğer tüm bunlara rağmen hala koltuğunda kaldınsa yuh şeklinde sözleri değiştirip böyle bir klip hazırladı öğrenciler. Çok renkli görüntüler vardı siz de gördüğünüz ekranlarınızda. Cıvıl cıvıl geleceğimiz olan öğrenciler sadece istedikleri adil bir seçim ve seçimle kendi rektörlerini seçmek istiyorlar. Böyle bir demokratik haklarının olmasını istiyorlar. Atanmış bir rektör istemiyorlar. Şimdi devam edelim. Bir Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Boğaziçi ile devam edeceğiz. Yine ekranlarınıza getireceğim. Öğrenciler gözaltına alındılar. Protestocular gözaltına alındılar. Serbest bırakıldılar. Peki neler yaşadılar? Ekranlarınızda olacak ama önce Cumhuriyet Gazetesi'ne bir bakalım istiyorum. Cumhuriyet Gazetesi laf çok, aşı yok başlığını atmış. Bunu birazdan sizlerle paylaşacağım. Ensar'la Avrupa Birliği'ne diyor. Tecavüz skandalıyla anılan vakıf Avrupa'yla temas noktası oldu. Ensar'la Avrupa Birliği'ne başlığını atmış. Devam edelim. Godot'u bekler gibi reform bekliyoruz başlığı var. Ülkenin en önemli ekonomistleri reformların arkasındaki belirsizliğe dikkat çekler. Yine iç sayfalarda detaylandırılmış bu başlıkta. Boğaziçi'ne kesintisiz eylem başlığı var. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz diyor öğrencilerin açıklaması. AKP'li rektörün istifa etmesi ve rektörün demokratik seçimle belirlenmesi talebiyle kesintisiz nöbet eylemi başlattı Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve temsili bir seçim sandığı kurdular. Akademisyenler de rektörlük binasına sırtlarını dönerek eylem yaptılar dün. Eylemlerde sık sık kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz sloganı atıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri ve Eğitimsen destek eylemleri yaptı. Protesto haklarını çiğnenen ve evleri basılarak hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan öğrencilerin tümü serbest bırakıldı diyor. Bu yaşananları da ekranlarınıza getirelim istiyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Boğaziçi eylemlerine katılanlara terör iltisaklı militanlar açıklamasında bulunmuştu ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün Cuma namazı çıkışı sonrası Boğaziçi'li öğrencilerle ilgili sorulan bir soruya şu cevabı verdi. Onlarla niye görüşeyim? Bu işin içinde olan teröristler var dedi açıklamasında. Erdoğan ve Soylu'nun terörist ilan ettiği protestocular ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar. Gözaltı sürecinde kötü muamele iddiası ise cabası, kötü muamele yapıldığı iddiası ortaya atıldı. Öğrenciler çıplak aramaya maruz kaldıklarını söylediler ve tüm yaşadıklarını gözaltı süresi sonrası paylaştılar. Şimdi onları bir dinleyelim, neler yaşamışlar. Boğaz içine kelepçe takılıyor. Üniversite kapısına kelepçe, öğrencilere sert müdahale. Evlere uzun namlulu silahlarla şafak baskını, kırılan kapılar, duvarlar. Günlerdir Boğaziçi Üniversitesi deyince akla ilk gelen görüntüler bunlar. Ardından da 44 öğrencinin gözaltına alınması. Tüm bunların gerekçesi, öğrencilerin Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan AKP'li rektör Melih Bulu'yu protesto etmeleri. Saldırı yok, şiddet yok ama gözaltı var. Bir de gözaltındayken çekilip yayınlanan görüntüler. Kötü muamele görüntüleri. Bazı öğrencilerin kelepçenin takılma biçiminden dolayı bilekleri mosmor ve yara bere içinde. Onlarca öğrenciyi iki gündür sıkış tepiş nezaretlerde, polis arabalarında bekletiyorlar. Gözaltındayken kötü muamele iddialarına sessiz kalan AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yargıdan önce kararı verdi bile. Onlar terörle iltisaklı. Terör örgütleriyle iltisaklı, irtibatlı, onların güdümünde üniversitede olay çıkarttılar. Ben öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işin içinde olan teröristler var. Bizim ifadelerine katıldığımız öğrenciler hakkında onların terörle iltisaklı olduklarına dair kesinleşmiş bir mahkeme hükmü yok. Hukuka uygun tek bir anı, tek bir saniyesi bulunmuyor. İçişleri Bakanı'nın terörist ilan ettiği öğrencilerin bir kısmının polisteki işlemleri sürüyor. Bir kısmı da ifade verdikten sonra serbest kaldı. Mahkeme tutuklama gerekçesi bulamadı. Öğrenciler gözaltındayken çıplak aramaya maruz kaldıklarını tutanaklara da geçirdiler. Bir tane polis geldi ve etrafından bir beş... Serbest kalanlar gözaltı sürecini anlattı. Tacize uğradım arkadaşımla beraber.
Sonrasında hukuksuz bir şekilde ters kelepçe yapıldı. Burak Çetiner, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. Öğrencilerin yaşadıklarına dair bir inceleme başlatılacak mı? Henüz bakanlıktan bu konuda bir açıklama yok. 6'ya doğru sanırım. Annem babam daha iyi hatırlar saati. Kapı çaldı, daha doğrusu çaldı derken. Ona ne deniyor? Vurdular şeyle. Kelimesi unuttum. Çünkü kırdılar. Ya, koçbaş, teşekkür ederim. Koçbaşıyla ben rüya zannettim ilk zaten. Uyanıp şey yapana kadar annemle babam yere yatırılmıştı silah üstünde. Beni de yere yatırdı özel harekat. Evi aradılar. Odamın her yerini dağıttılar. Ve beni ters kelepçeyle tutuklayıp götürdüler. Gözaltına götürdüler. Ve çıplak arama yapıldı vatan emniyette. Buradan doktorlar çekmeye çalıştı. Onları engellediler. Acilin girişini boşalttırdılar ve hepimizi yere yatırarak ters kelepçeyle sağlık kontrolünün çıkışında aldılar. Devam edelim sevgili izleyenler. Haftanın öne çıkan gelişmesiydi Boğaziçi'nde yaşanan eylemler. Ekranlarınızda olmaya devam edecek. Ama önce gazetelere bakalım. Korkusuz Gazetesi'ne bir geçiyoruz. Korkusuz Gazetesi manşetinde yıl 2021 eğitim başlığını atmış. İnternet olmadığı için çocukları EBA'ya giremeyen köylüler anten, sine ve folyoyla baz istasyonu kurdular. Neresi burası? Hakkari Yüksekova. Onbaşılar Köyü. Çocuklar internet olmadığı için aylardır uzaktan eğitime katılamıyordu. Büyük üzüntü yaşayan öğrencilerin imdadına bir yıl elektronik okuyup parasızlık yüzünden köye geri dönen 24 yaşındaki Emrah Yardımcı yetişti. Genç adam çanak anten, metal sini ve folyo ile baz istasyonu kurdu. Sonra da eve aldığı ve eve aldığı GSM bağlantısıyla internet erişimi sağladı. Çocuklar şimdi Emrah'ın evinin etrafında toplanıp kuru toprağın üzerinde titreye titreye ders yapıyorlar. Yıl 2021 ama eğitim işte bu tablo sevgili izleyenler. Uzaktan eğitim nedeniyle milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitime erişemediğini ekranlara sürekli getiriyoruz ve hala internete ulaşamayan çocuklar var. Sınavlar geçti. Eğitimdeki eşitsizlik daha da derinleşti. Öğrenciler eğitime uzak kaldılar. Birçok öğrenci sınavlara girecek bu ayın ortalarına doğru. Hatta bu yılın ortalarına doğru üniversite sınavlarına girecekler ama eğitime ne kadar erişebilirler sorusunu sorduğumuzda da İşte bu tablo karşımıza çıkıyor. Korkusuz Gazetesi de manşetine taşımış görünüyor. Sürmanşetinde de iki başlığa yer vermiş. Gel de içme diyor. 70'lik rakının çıplak fiyatı 45 lira 40 kuruş. ÖTV 103 ve KDV 26 lira 60 kuruş. Yani toplamda 129 lira 60 kuruş oluyor. %287 vergiyle satış fiyatı ise 175 liraya çıkıyor bu başlığı da. Ön sayfasında ele almış Korkusuz Gazetesi. Tiryakileri alkol değil vergileri çarpmaya başladı. Vergi uzmanı Ozan Bilgöl. Alkollü içeceklere getirilen %17.07'lik ÖTV zammı sonrası hesap kitap yaptı. 70'lik bir rakıya 4 katı vergi ödediğimizi ortaya koydu diyor. Korkusuz Gazetesi'nin ön sayfasında yer alıyor. AKP'li belediye işçiye günlük 5 lira zam verdi başlığı var. Korkusuz Gazetesi'nde yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi %25'lik zam talebine karşılık 5 lira yevmiye artışı yapınca işçiler grevi seçtiler. İç sayfasında detaylandırılmış. Bunu da sizlerle paylaşacağız ve devam edelim. İç sayfasındaki bu AKP'li belediyenin 5 liralık zammını konuşalım sevgili izleyenler. İşçiler greve girdiler. Biliyorsunuz ki asgari ücrete yapılan zamla beraber birçok belediyede hayır, bizim belediyede çalışan vatandaşlarımız için en az 3100 lira olacak asgari ücret açıklamasını yaptı. Hatta daha yükseğe çıkanlar da var. 3400'leri de gördük biz. Bu genellikle CHP'li belediyelerin yaptığı bir uygulamaydı. Ama sonrasında bazı AKP'li ve MHP'li belediyelerinde asgari ücretin çok üstünde bir rakamla vatandaşlarına, belediye çalışanlarına asgari ücreti belirlediğini bizler biliyoruz. Şimdi hal böyleyken bir haber. AKP'li belediye 5 lira zam yaptı. İşçiler greve girdi haberi var. AKP'li Kocaeli Belediyesi'nin iştiraki belde AŞ'de çalışan 5700 işçi
grev kararı aldılar. Hizmet İş Sendikası'nın sağlık ve güvenlik personeli için istediği %25'lik zam talebini belediyenin cevabı sadece 5 lira olunca 4 aydır süren toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandırılamadığı için grev kararı alındı. Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, işçi arkadaşlarımızın emekçileri rencide eden ücret teklifine grev oylamasında evet diyerek gerekli cevabı verdiler. Hayat pahalılığı altında eziliyor, geçinemiyoruz. Bizler için artık bıçak kemiğe dayandı mesajını vermiş oldular diyor. Grev kararı için oy kullanan 2526 işçinin 2482'si greve evet dediler ve greve başladılar. Sendika emekçileri rencide eden bir ücret önerildi. Bu yüzden işçilerle birlikte greve başlıyoruz dendi. Bu haberde Korkusuz Gazetesi'nin iç sayfasında yer alıyor. Şimdi ekonomiyle devam edelim sevgili izleyenler. Ekonomi iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? 2021 yılı için reform çağrıları yapılıyor ama ne kadar olabilir? Vatandaşlar geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Zam beklediler. Zam umuduyla yaşadılar Ocak ayında ama memur, emekli, asgari ücretli maalesef o istedikleri zammı alamadılar. Toplumun %51.8'i ekonominin kötüye gittiğini düşünüyor. Her iki kişiden biri ise ekonomik zorlukların sorumlusunu pandemi değil, iktidarın uyguladığı politikalar olduğunu söylüyor. Her şey çok kötü durumda zaten. Pandemi var. 3-5 ay önce aldığımız şeyleri bugün en azından %30 fazlasını alıyoruz. Son dönemde en çok konuşulan konulardan salgın, hastalık, hayat pahalılığı. Vatandaş vitrinlere bakıyor ama el yakan fiyatlardan dolayı alım gücü iyice azaldı. Geçim sıkıntısı giderek artıyor. Yapılan bir araştırmaya göre toplumun %51,8'i ekonominin kötü gittiğine düşünüyor. Her iki kişiden biri de bu gidişatın sebebinin iktidarın uyguladığı politikalar olduğuna inanıyor. Daha da kötüye gidiyor yani. %51 gene az söylemişler. Hani iktidar iyi yönetseydi niye bu hale düşerdik? Kesinlikle katılıyorum. Neredeyse her gün markete giden birisi olarak özellikle yaşıyorum bunu. Daha barışçıl olması lazım iktidarın ama onu göremiyoruz ne yazık ki. İnşallah yani hem halkıyla hem dış politikasıyla biraz daha yani daha olumlu pozitif yaklaşmak gerekiyor. %22,4 ile hükümet politikaları en temel neden olarak değerlendiriliyor. Buna göre salgın, yakın dönemde yaşanan ekonomik zorlukların nedenleri arasında %4 ile sonda yer alıyor. Bu araştırmayı Kadir Has Üniversitesi yaptı. Ekonomiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi bir video klip hazırladı sevgili izleyenler. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek paylaştı bu video klibi. Şimdi o video klibi ekranlarınıza getirelim. 2016 yılına zamlarla giren Türkiye'de 2017 yılında uygulayacakları yeni fiyatlar cep yakacak. 2018'de çaktırmadan başka zamlar da geldi. 2019'a sanayici de şokta, tüketici de. Yeni yılla birlikte elektrik ve doğalgaz faturaları, sürücü belgesi, 2020 yılına noter kağıdı gibi motorlu taşıtlar vergisine zam gelmesiyle yol geçiş ücretleri de zamlandı. Resmi gazetede yayınlanan verilere göre bu gece yarısından itibaren hazır mıyız? 2021 yılında uygulanacak %44 oranında zamlarla birlikte girdik. Zamlardan kaçış yok. Zam üstüne zam, zam üstüne zam. Yeni yılda en çok konuşulan kış ayına girerken elektriğe zam demeden bir %15 daha doğalgaza da zam geldi. Bir diğer zam ise motorlu taşıtlar vergisi %9,11. Köprü geçiş ücretlerinden bu gece yarısından itibaren zam haberleri ardı ardına geliyor. Ekonomideki darboğaz vatandaşa zam üstüne zam, zam üstüne zam olarak geri dönüyor. Daha önce söylemiştim, bir daha söyleyeyim. Zam, zam, zam eşittir Recep Tayyip Erdoğan. Herkes bunu bilsin. Genç İşsizler Platformu Sözcüsü Ekonomist Murat Kubilay, 2.4 milyon işsiz gençten 961 bininin üniversite mezunu olduğunu belirtti. 3 yılın her birinde 600 bin mezun iş arayacak. Genç işsizlik sorununun sonuçlarıyla o zaman yüzleşeceğiz dedi ve sokaktaki gençler de halinden memnun değil. Okumuş ama atama bekleyen öğretmen de halinden mutsuz, işsiz olandı.
15-34 yaş arasında Türkiye'de çalışabilir 24,2 milyon nüfus var. Fakat bunun 2,4 milyonu işsiz. Ekonomist Murat Kubilay genç işsizlikle ilgili bu rakamları veriyor. 2015 yılında üniversiteli genç sayısı 14,2 milyonken bugün o sayı 5,6 milyon. 1,4 milyon artmış. Ama buna rağmen gençler beklentilerini karşılayamamışlar. En az 2 yıllık üniversite mezunu, buna doktoralar da dahil, 961 bin genç işsiz olmuş. Kritik yıllara işaret ediyor. Asıl önümüzdeki 3 yıl çok kötü yaşayacağız. Neden derseniz şöyle, açılmış çok sayıdaki üniversitenin mezunları bir anda iş gücü piyasasına eş anlı gelecekler. Biz asıl maalesef bu konudaki en kötü büyük sıkıntıları 2021, 22 ve 23 yıllarında göreceğiz. İşsizlik giderek artıyor. Uzmanlar önümüzdeki 3 yılın her birinde 600 bin yeni mezunun iş arayacağını söylüyor. Genç işsizliğe işaret ediyor. Sokaktaki gençler de umutsuz. Mesleğini yapamayan da var, geleceğinden kaygı duyan da. Halk TV'de rakamların üstüne sokağa çıktı, mikrofon uzattı. Ataması yapılmayan Türkçe öğretmeniyle bir vatandaş arasında iş var mı yok mu, geçim zor mu değil mi tartışması başladı. Direkt yurt dışına gideceğim şu pandemi bitsin de, ben Türkçe öğretmeni mezunuyum ama atamalar şu anda yok. Atama yok, şu anda atama yok. 2021'de atama yok. Cep telefonu var mı senin? Var. Kaç para aldın? Onunla mı ilgili? Bir de, yok yok, kaç para? 4 yıllık telefon ve şu, bir gereksinim bu. Fakir olan adam bu olmaz. İzleye artık yani Tayyip Erdoğan'a inanmaya başlamıştım. Olur 2500'e de geçinir. Kimse öyle şey yapmasın yani, geçinilmez. Umutsuzluk hali hakimdi gençlerde. Ülkenin durumunun iyi olduğunu düşünmüyorum. İş aramaktan ümidini kesenlerin oranı da az değil. İş gücünün dışında kalanlar da var ki o rakam çok çok daha büyük. 10,8 milyon genç iş gücünün içerisinde bile değil. Var mı iş bulma ümidi gençlerin? Ne dersiniz bu konuda? Birebir akrabam var memlekette, orada 4 yıllık biyomedikal bölümünü bitirdi hastaneden, Çanakkale'de üniversitede. Şu an inşaatta tuğla taşıyor. Ümitler azalıyor. Kriterler mi? Zaten artık herkes ümidini... Milyonlarca genç bir hevesle üniversite okuyorlar ve umutlarla o okuldan mezun oluyorlar. Atama bekliyorlar ama maalesef işsiz gencin sayısı giderek artıyor. Buna da bir çözüm bulunması gerekiyor. Şimdi gazeteyle devam edelim. Sözcü gazetesindeyiz. Manşetinde İstanbul'da rant salgını başlığı atılmış. Çevre ve Şehircilik Bakanı Beykoz'da bulunan 111 bin metrekarelik tarım alanını imara açıp ticaret alanı ilan etti. Detayları iş sayfasında var. Birazdan sizlerle paylaşacağız. Manşetine ne taşımış? Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duyun artık, battık. Vallahi battık, billahi battık diyor. Çiftçinin feryadıydı bu. Üvey evlat muamelesi yapılan çiftçi ürünü para etmediği için kredilerini ödeyemiyor. Hacizlerle boğuşuyor. İşte Niğde'de bir çiftçinin haklı isyanı. Yine bunu da sizlerle paylaşacağız. 5 yıldır AKP'ye oy verdiğini söylüyor bu çiftçi ve insanların yüzüne bakacak halim yok, iyi giden hiçbir şey yok. Battık biz, vallahi battık isyanlarını dile getiriyor çiftçiler. Üvey evlat muamelesi yapılan çiftçi ürünü para etmediği için kredilerini ödeyemiyor ve malları elinde kalmış durumda. Devam edelim yine gazetenin taban haberlerine. Bakalım yine ön sayfasındayız taban haberlerde. Hocalar öğrencileri, öğrenciler hocaları alkışladılar var. Yine Boğaziçi'nde rektöre tepki haberi ön sayfada yer almış. Yine sırtlarına dönüp rektörü protesto ettiler. Akademisyenler, üniversitemizin demokratik değerleri ihlal edildi dedi. Akademisyenler de öğrenciler gibi demokrasi istiyorlar. Bu haber de ön sayfada yer almış. Hemen sağdaki başlığa bakalım. Yıl 2021, dağda eğitim başlığı var. Korkusuz gazetesinin manşetindeydi. Öğrenciler EBA'ya paslı siniyle giriyorlar. Emrah Yardımcı evindeki Wi-Fi sinyalini kurduğu düzenekle öğrencilere dağıttı. Öğrenciler de eğitime erişebilmek için Emrah Yardımcı'nın evinin etrafında dolaşıyorlar ve evinin etrafında ders görmeye çalışıyorlar. İnternet sorunu yüzünden milyonlarca öğrenci EBA'daki derslerine erişemediler, EBA'daki derslerine giremediler. Emrah Yardımcı ise Hakkari'de onların yardımına yetişti. Paslı sini, çanak anten ve folyo ile evinin önünde bir baz istasyonu yaptı. Öğrenciler onun sayesinde derslerini
takip edebildiler. Peki böyle mi olması gerekiyordu diye sormadan edemiyor insan Sözcü gazetesinin ön sayfasında yer almış. Şimdi Tunceli'de de aslında aynı durum söz konusu. Karlı havada tepeye tırmanarak eğitimlerine devam etmeye çalışıyor öğrenciler. İşte tam da gördüğünüz şekilde bu karlı bir ortamda dağa çıkıyorlar ve internetin çektiği bir yer arıyorlar. Tunceli'nin köylerinde şebeke bulunmadığı için internete erişemeyen öğrenciler derslerinden de maalesef geri kaldılar. Yaşadıkları mağduriyeti Halk TV'ye anlatan öğrenciler yetkililerden internet altyapısı kurulması için yardım beklediklerini söylediler. Biz köyden buraya kadar yürüyoruz bu soğuk havada. Hocaların attığı, WhatsApp'tan attığı şeyleri indirmek için buraya kadar geliyoruz. Soğuk havada tepeye çıkıyorlar, karın üstünde ders çalışıyorlar. Tunceli'nin Topuzlu, Hanuşa ve Burnak köylerinde internet altyapısı bulunmadığı için öğrenciler zor şartlar altında eğitime erişmeye çalışıyor. İnternetimiz köyde çekmiyor. Bu yüzden öğrenciler tepeye çıkmak zorundalar. Kış şartları olduğu için bu zor oluyor. İnternet için bu tepeye kadar çıktık. Köyden bu şekilde uzak. Derslerime giremiyorum. Çok üzülüyorum. Salgın sebebiyle internet üzerinden eğitimlerine devam etmeye çalışıyorlar. Ancak köylerde altyapı bulunmuyor. Benim birçok gelecek planım var. Okumak ve bir meslek sahibi olmak adına. Ama bunlar internet probleminden dolayı kısıtlanıyor. Arkamızda Hanuşa köyü var ama buradan görünmüyor. Tepe olduğu için orası daha dipte. Orada hiç internet çekmiyor. Telefonlar bile sıkıntılı. Yetkili firmalara başvuru yapmışlar. Ancak köydekilere az sayıda kişi talep ettiği için şebeke kuramıyoruz yanıtı verilmiş. Buraya gelinceye kadar ayaklarımız sırılsıklam oluyor. Zaten hocaların gönderdiği sorularla ya da konularla ilgili gelip buraya indirmek zorunda kalıyoruz. Çünkü internet sadece burada çekiyor. Ben 9. sınıfım. Bu sene canlı dersler var. Hiçbir türlü katılamıyorum. Çünkü köyümüzde internet çekmiyor. Sadece ne yapabiliyorum? Kitaplarımdan çalışabiliyorum. O da ne kadar olabilir ki? Ovacık Belediye Başkanı tarafından 8 ve 12. sınıflara tablet dağıtımı yapılmış. Ancak altyapı bulunmadığı için öğrenciler dağıtılan tabletleri de kullanamıyor. Öğrencilerimizin bir kısmına sınava giren 8. ve 12. sınıflara tablet dağıtmış olmamıza rağmen internet altyapısı olmadığı için maalesef eğitimlerini yeterince alamamaktalar. Bize bir tablet verildi. Ancak internetimiz olmadığı için tablet de şu an bir işe yaramıyor. Arka tarafta görünen köy Burnak Köyü. Orada da internet çekmiyor ve orada da ilkokul, lise öğrencileri ve üniversite öğrencileri var. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Zordaki çiftçiler icraya düşerken Cano'ya 2 milyon lira gitti başlıklı bir haber var Sözcü Gazetesi'nin iş sayfasında. Türkiye'nin dört bir yanında borçlarından dolayı çiftçilerin traktörlerine, tarlalarına, hayvanlarına haciz gelirken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tanıtım için dijital medya, televizyon ve radyolara 2 milyon 20 bin liralık reklam verdiği ortaya çıktı. Bakanlık kampanya kapsamında Cano isimli bir çizgi karakter de oluşturdu. Bakanlığın gıdanı koru kampanyasının tanıtım amacıyla dijital medya ve televizyon radyo reklam filmini yayınlatılması hizmet alımı için 7 Aralık tarihinde ihale ilanı yapıldı. İhale doğal afetlerde ve acil durumlarda uygulanan pazarlık yöntemiyle yapıldı. İhaleye tek geçerli teklifi veren bir ajans oldu. Dezibel isimli bir ajanstı. Ajansla 2 milyon 20 bin liralık sözleşme imzalandı. Bakanlık kampanya kapsamında Cano isimli bir de maskot oluşturdu. Cano, bakanlığın reklam filmindeki yüzü oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çizgi karakteri Cano'yu Cano pelerinli bir kurtarıcı, dinamik bir arkadaşımız diyerek tanıttı. Ve devam etti. Cano gıdalarımızın çöpe gitmemesi ve kaybı uğramaması için kampanya boyunca bizlerle birlikte olacak dedi. Pakdemirli bu açıklamayı yaptı ama Türkiye'nin dört bir yanından borçlarından dolayı evlerine, eşyalarına, mallarına haciz gelen çiftçileri ekranlarınıza getirmeye devam ettik sevgili izleyenler. Traktörlerine haciz konulan çiftçiler geçimimi nasıl sağlayacağım, bizim sesimizi duyun çağrıları yapıyor. Ama hal böyleyken bir reklam filmi için 2 milyon 20 bin liralık bir reklam verildi. Üstelik bunun içinde Cano adında bir karakter yapıldı. Cano'ya 2 milyon lira
gitti ama çiftçinin sorununu duyan yok maalesef. Şimdi patates üreticisi de dertli. Az önce Sözcü Gazetesi'nin manşetinde yer alıyordu. Bittik biz, battık biz açıklaması yapan bir çiftçinin isyanını ekranlarınıza getireceğiz. Satamadıkları ürünleri elinde kaldı, patateslerini satamadılar. Çünkü ithal edilen patatesler de vardı. Niğde'de AKP'ye oy verdiğini söyleyen çiftçi isyanını dile getirdi. Duysunlar bizi artık, en az 3-4 trilyon zararım var dedi. Biz battık ya. Vallahi battık. Allah çapsın battık ya. Ben çapsın battık ya. Kendi bu yıkmak ya. Evde Akbaşı'nın bir numara adamıyla. İsyanı, satamadığı, elinde kalan ve gittikçe zarar eden patatesleri içinde. Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Niğde'den yükseldi çiftçinin sesi. Şu ceylan al. Elektrik adamı ya. Şu önden nereye bakıyorsun? İlaç çevirin. Şu ilaç parası. Şu gübre parası. Şu da bize kalıyor. En az 3-4 trilyon zararım var ya. 3-4 trilyon. Yalan söylesem Allah belamı versin. Ödeş severdim. Burada bir oy veriyorum. Bütün millete rezil oldum. İyi de diyemiyorum. Ya böyle bir şey olur mu ya? Bizi battırdık. Allah çarpsın battık ya. Yıllardır AKP'ye oy verdiğini söylüyor çiftçi. Ancak seslerini duyuramadıkları için tepkili olan çiftçi battık diyor. Battık. Battık efendim biz battık. Şu an battık millet. Canımıza doyduk ya. Bizim Niğde milletvekili ikisi de burada oturuyor, makamdan çıkmıyor. Bir milletvekili var, köpeğini yutuyor. Allah razı olsun ondan. Bir o kadar sesini o çıkarıyor ya. Ve çiftçi ne yazık ki patates elindeyken, kredi borcunu ödeyemezken bir de elindeki ürünü çürüterek daha da mağdur duruma düşer. Yüzlerce ton patatesi depoda bekleyen çiftçinin ithal edilen ürünlere de isyanı vardı. Ya çiftçiyi batırdın mı bir şey yapamazsın. Biz dışarıdan aldığımız zaman geçen sene o dışarıdan mal geldi. İstanbul, Mısır'dan o malları sattık. Bizim patateslerimiz çöpe gitti. Tanzim kuruldu. Halde bizi bitirdiler. Halde biz bittik. Burada da bittik. Yurt dışına tüccara da destek vererek patatesin gitmesinin yolu açılabilir. Daha önce Azerbaycan'a, Suriye'ye, Irak'a patates gönderilmişti. Sadece Niğde'deki depolarda bekleyen patates miktarı geçen yıla oranla %50 arttı. Yüksek maliyetler karşısında borçlanarak üretebilen çiftçi patatesin kilosunu en az 1 liraya mal ettiği halde 60 kuruşa bile satamıyor. Ürünleri depolarda bekliyor. Bekleyen ürünler ise havanın ısınmasıyla birlikte bozulma tehlikesiyle karşı karşıya. Bir tehlike ya, evimizi alamıyor ya. Birisi alıyor, bakkal vermiyor artık. Şekeri alamıyor. Komşuya birbirine yadır şeker alıyor. Çay içmek için. Bir an önce depolardaki patates filizlenmeden, çürümeye yüz tutmadan alınsın, çiftçinin mağduriyeti giderilsin. Bu haberle kısacık bir araya gideceğiz. Saat başında hem gazete manşetleriyle hem de gelişmelerle karşınızdayız.